Türkiye'ye karşı birçok kez ittifak kuran Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail'i şok eden haber Washington'dan geldi. İsrail gazını Güney Kıbrıs ve Yunanistan işbirliğiyle Avrupa'ya ulaştıracak EastMed projesini hukuksuz olarak niteleyen Amerika bu projeden geri adım attı. Son günlerde Yunanistan Doğu Akdeniz konusunda hayal kırıklığı yaşıyor. Çünkü Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışlayarak İsrail ve Kıbrıs Rum kesimiyle birlikte hayata geçirmeye çalıştığı EastMed'in rafa kalkacağı belirtiliyor. Yunanistan bu konuda umutlarını Amerika'ya bağlamıştı. Ancak Trump yönetiminin desteklediği projeye Biden yönetiminin kapıları kapattığı ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a destek veren ülkeleri eleştirmiş, Yunanistan'ı da şöyle uyarmıştı. Yunanistan'ı Türk donanmasının önüne atanların yarın yaşanacak sıkıntıda ortada görünmeyeceklerini Yunanlı komşularımızın bilmesine mülahaza ediyoruz. Amerika'nın Doğu Akdeniz'de yeni bir gerginlik çıkmasını önlemeye çalıştığı görüşünde birleşen Yunan medyası, Washington Ankara'ya göz kırptı başlığıyla okurlarına gelişmeleri aktardı. Tanea gazetesi ise Amerika'nın kararı Yunanistan'ın Doğu Akdeniz politikasındaki temel unsurlarından birinin ölüm belgesidir yazısıyla iddialı değerlendirmelerde bulundu. Washington'ın Yunanistan'a gönderdiği yazıda, projenin Türkiye ile bölgede gerginliğe neden olduğuna da dikkat çektiği ifade edildi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı, EastMed projesine artık sıcak bakmadıklarını açıkladı. Amerika'nın ilgisinin bölgedeki elektrik temelli projelere kaydığı belirtilerek, Amerika'nın bölgedeki diğer ortak projeleri desteklemeye devam edeceği ileri sürüldü. Amerika'nın aslında EastMed projesinden çekilmesinin birkaç ana nedeni var. Ankara bu projenin hayata geçirilmesinin neredeyse imkansız olduğuna yönelik TRT World'da iki bölüm halinde yayınladığı Boru Hattı Hayali adlı belgeselde karşılaşılacak tüm sıkıntılar detaylı bir şekilde anlatıldı. Belgeselde Doğu Akdeniz'deki doğal gaz rezervleri ve bunun Avrupa'ya ulaştırılmasında en doğru güzergaha dikkat çekildi. Uzman görüşlerine yer verildi. Bölgedeki doğal gaz kaynaklarının adil paylaşımına vurgu yapan uzmanlar, gerçekçi ve uygulanabilir bir proje için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ın da projede olmasının şart olduğu görüşünü savunuyor. TRT Haber'e konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da bu duruma dikkat çekerek, "Bir kere bu projenin fizibil olmadığı başından belliydi. Bu siyasi bir hareketti. Türkiye'ye karşı Kıbrıs'ta biz bir anlaşmaya mahkum değiliz. Biz bu gazı, bu petrolü, bu zenginliği Avrupa'ya taşıyabiliriz" şeklinde algı oluşturmaya çalıştılar, dedi. Belgeselde İsrail'den başlaması planlanan hattın Güney Kıbrıs Rum kesimine gideceği ve buradan Yunanistan'a ulaşmasının planlandığı kaydedildi. Hattın Yunanistan'dan İtalya'ya gitmesi yönünde görüş oluştuğu belirtildi. Ancak uzunluğu nedeniyle projeyle ilgili meselenin ekonomik ve teknolojik olduğuna vurgu yapıldı. EastMed boru hattının fiyasko çıkacağı TRT World belgeselinde detaylarıyla anlatılmıştı. Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ferhat Pirinççi, Amerika'nın EastMed adımını yorumladı. Teknik açıdan bakıldığında 1300 kilometre derin deniz altından boru hattı geçirmenin zorluğunu vurgulayan Pirinççi, bir sıkıntı olması halinde müdahale edilebilirlik noktasında sorun oluşturabilir düşüncesi hakim oldu, dedi. Ekonomik açıdan ciddi bir finansman sağlanması gerektiğini vurgulayan Pirinççi, Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal eden projeyle ilgili şunları dile getirdi. Türkiye'nin kıta sahanlığından geçen hat, Doğu Akdeniz'de herhangi bir uzlaşma yokken siyasi olarak tartışma konusu. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi burada Türkiye'nin alanında hattı kullanmak istiyor. Buna rağmen 2020'deki mevcut şartlara göre imzalanan anlaşma, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları konusuyla da doğrudan ilişkili hale geldi. Yunanistan, İsrail ve Rum yönetiminin bu hattı Türkiye'ye karşı bir hamle olarak kullanmak istediğini değerlendiren Pirinççi, hidrokarbon şirketleri bile bu alanda özel faaliyetler göstermekte Türkiye'den çekiniyorken, Amerika'nın son hamlesiyle Doğu Akdeniz'deki EastMed projesi bir süre daha tartışılır bir konu haline geldi. Teknik, maliyet ve kıta sahanlığı başlıkları üstünden ele aldığımız EastMed projesinin kısa vadede gerçekleşebileceğini öngörmüyorum açıklamasını yaptı.
TRT Genel Müdürü Zahit Sobacı, söz konusu belgesel ve Washington'ın kararının ardından ülkemizin uluslararası alandaki gür sesi TRT World, küresel ve bölgesel siyaseti etkilemeye devam ediyor, dedi. Türkiye'nin çevremizde yer alan denizlerdeki zengin enerji kaynaklarından nemalanmamızı engelleyerek, ülkemizi Antalya Körfezi'ne hapsetmeyi planlayan EastMed projesini bitiren ana aktör olduğu gerçeğini herhalde hiçbir ülke inkar edemez. Ülkemizin Mavi Vatan doktrini çerçevesinde 27 Kasım 2019'da Libya ile imzaladığı deniz sınırı ve yetki alanları antlaşması, Ege ve Doğu Akdeniz'de yaptığı sismik araştırmalarla yabancı araştırma gemilerinin kıta sahanlığımızdaki hukuksuz faaliyetlerine karşı aldığı önlemlerin EastMed projesine vurduğu darbe açıktır. Ayrıca TRT World'un iki bölüm halinde yayınladığı Boru Hattı Hayali belgeselinin de bu başarıda payı büyüktür. Artık sadece Başkan Recep Tayyip Erdoğan değil, onu seven, destekleyen, aynı yolda yürümek isteyen herkes iğrenç ve hayasızca saldırıya uğramaktadır. Kendisine muhalifim diyenler resmen sosyal medyada milletimizin geri kalanıyla savaşmaktadır. Sosyal medya ve geleneksel medya muhalifler için adeta bir suç örgütüne dönüştü. Yalanları oluşturmak ve yaymak, kişilik ve itibar saldırıları, küfür, hakaret ve sövmek olağan hale geldi ve getirildi. İşin en korkunç yanı ise hukuk önünde hak arayanları, hesap soranları da aşağılıyor ve ayrıca hedef gösteriyorlar. Muhalif siyasi partiler, dernek ve vakıflar, sivil toplum kuruluşları topluca bu kepazeliğin içinde yer alıyor. Asla utanmıyor, sıkılmıyor, mahcup olmuyorlar. Azgınca iğrenç iftiralarını ve yalanlarını sürdürüyorlar. Maalesef bunların peşine takılanlar da gerçek olmayan bir dünyada yaşıyorlar ve hakikatle bütün bağlarını koparmışlar. Bu korkunç ve iğrenç yalanlarla bu insanlar artık geldikleri noktada hükümete muhalefet edeceklerine kendi devleti ve milletiyle savaşır hale dönüştüler. Meral Akşener'in danışmanı Vedat Yenerer, partisinde üst düzey görevlere getirilenlerin bazıları için tescilli işbirlikçiler ifadesini kullanmış, Yenerer'in istifa ederken ilan ettiği gerçekler çok önemli bir hal almıştır. Atatürk düşmanlarının etnik bölücülerin Apo'ya ev hapsi olsun ya da Ege'de Yunan işgali yoktur. Hepsi Yunan adası diyen tescilli işbirlikçilerin tekrar tekrar üst düzey görevlere getirildiğini içim acıyarak gördüm ve yaşadım. Bana göre il il dolaşıp mücadele ederek kurduğumuz partimiz zaman içinde Meral Akşener fan club'a dönüşmüş durumdadır. Vedat Yenerer istifasını duyururken, parti kurucusu ve çok emeği geçmiş, oy getirmiş, tanınmış vatanseverler sistemli olarak dışlandıklarını ve kullanıldıklarını görerek teker teker İyi Parti'den ayrıldılar, diyor. Bu gerçeği zaten bilen biliyordu. Fakat bir kere daha bu sefer de Vedat Yenerer'in adeta feryat ederek söylemesi çok önemlidir. Ali Aydın, Vedat Yenerer, Ali Türkşen gibi isimler İyi Parti'nin kuruluşunda öne çıkarılmış ve FETÖ'ye karşı olan özellikle Atatürkçü kesimden oy istenmişti. Ancak bu isimlerden hiçbiri İyi Parti'den milletvekili seçilecek yerlerden aday gösterilmediler. Vicdanı rahatsız olanlar bütün bu yaşananlara isyan ederken sahada HDP ile Meral Akşener'in İyi Partisi'ne tutunanlar arasında gerçekten bir itiş kakış var mı? Yok be kardeşim.